Herkese merhabalar. Havacılıktan bir hocamız var. Bizim laboratuvardan bir hocamız. Bir diğer hoca da ben. Hiçbirimiz isim vermiyoruz. İşte böyle saçma bir konsept yaptık YouTube'umuzda. Şimdi değerli hocam bize havacılık bölümüyle ilgili bilgiler verecek. Bir diğer değerli hocam da sorular soracak. O zaman ben gidiyorum hocam. Tamam hocam. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Geldiğiniz için. Sana da çok teşekkür ederiz hocam. Güzel soruların için şimdi. O zaman ben kamera arkasına doğru geçiyorum. Tamam hocam, o zaman önce siz kendinizden kısaca bahsedin sorulara geçmeden önce, sonra yavaş yavaş sorularımıza geçelim. Anlaştık. Ben 96 yılında havacılık sektörüne devlet hava meydanları danışmayla başladım. Daha sonra Hava Operation'da harekat memuru olarak. O yıllarda var olan İstanbul Hava Yolları'nda bir süre, daha sonra da Türk Hava Yolları'nda uzun yıllar uçarak devam ettim. Hali hazırda şimdi bir üniversitede kabin hizmetleri bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Hocam ben mezun oldum kabin hizmetlerinden diyelim. Kaç lira maaşa tamam demeliyim sizce? Şimdi hocam siz de biliyorsunuz ki her öğrenci aynı seviyede mezun olmuyor. Değil. Şimdi nasıl mezun olduğunuz da önemli. Şimdi süper bir İngilizce ile mezun olmuşsunuz. İkinci diliniz var. Boy kilo oranınız uygun. Vücudunuzda görünen yerlerde dövme yok. Tam beni anlattınız hocam. Ne kadar şimdi kaç maaşa ben geleyim tamam diyeyim. 450 TL. Gel başla. Asgari ücretle tamam diyebilirsiniz. Önemli olan başlamak. Başladığınız zaman, sektörü gördüğünüz zaman seçimlerinizi kendiniz yapacaksınız. Bazen bir yer daha az maaş verir ama evinize çok yakındır ve yani mesai saatleri daha azdır ya da size verdiği off günler fazladır. Tercih edebilirsiniz. Ya da gece uçuşu yoktur ya da çok bacaklı uçuşlar yapmıyordur. Ama bazen de olur, hedefleriniz daha büyüktür. Daha yoğun çalışıp daha çok kazanmak istersiniz. O zaman da ona göre bir firma seçersiniz. Ama önemli olan dediğim gibi sektöre bir yerden başlamak. Yani hani emeklemek gibi bir şey bu. Tecrübe İlk önce emekli edip tecrübe edelim. Ondan sonra adım adım atabilirsiniz. Çünkü belki başlayacaksınız kabin hizmetlerinden, pilot olmak isteyeceksiniz. Doğru, evet. Bende öyle bir açgözlük var. Olmak isteyebilirim. Belki kuleci olmak isteyeceksiniz. Belki dispatcher olmak isteyeceksiniz. Çünkü o havacılık öyle bir şey ki bazen gönlünüz başka bir şeyde kayabiliyor. Ama yine havacılıkla ilgili. Yani oradan içeri gitmiyor. Mavi gökyüzü insan esir oluyor bu konuda ama. Peki o zaman siz bu hani farklı şeyleri saydınız. Kuleci olmak, işte kat hizmetleri, pilot. Sizin gönlünüzde yatan en hoşunuza giden hangisiydi ve neden? Ben zamanımda eğer olsaydı pilot olmak isterdim. Herkes pilot olmak istiyor. Ben de isterim çünkü gerçekten havada olmak bambaşka bir duygu. Benim zamanımda çok bayan pilot yoktu. O yüzden de bu konuda çok yürekli değildim. Bir de şimdiki kadar böyle kurslardan mümkün değildi. O zaman Türk Hava Yolları alırken de belirli mezuniyet bölümlerine sadece izin veriyordu. Hı-hı. O engellerin hepsine takılınca belki de o engelleri gözümde de çok büyüterek olmadı. Ama bugün herhalde dönebilseydim geriye ya da şu imkanlar bugün olsaydı ben de kesinlikle pilot olmak isterdim. En iyi maaş da galiba pilotlarda. Yaptığı işi de değerlendirmek lazım. Şimdi çok riskli bir iş. Havadasınız, tonlarca ağırlıkta bir uçağı kullanıyorsunuz. Hava şartları ortada, iklim şartları ortada. Sadece tek faktör pilot değil ki. Biliyorsunuz geçenlerde yaşanan olumsuz kazaya da bakılırsa hava şartlarının yanında kule şartları da var. İşte birçok faktör devreye girebiliyor. O büyük ve riskli bir iş ama yapmak Peki, isterdim. Peki bir pilot minimum ne kadar alır? 10.000'in üzerindedir diye tahmin ediyorum ama yani sonuçta şimdi pilot olurken ilk önce ikinci pilot olarak başlıyorsunuz. İkinci pilot adayı olarak. İkinci pilotta da dereceler var. Yani yıllarca çalıştıkça aldığınız dereceler olarak düşünün. P5 başlıyorsunuz, P4, P3 olabiliyorsunuz. Daha sonra kaptan oluyorsunuz zamanlı sıranız gelince ve şartları sağladığınızda. Her şey değişebiliyor. Firmadan firmaya da değişebiliyor. Yurt dışında dolar bazlı alanlar var. Birçok farklılıklar var. Peki bize kabin memurluğu ve kabin hizmetleri hakkında nasıl bilgiler verebilirsiniz? Nasıldır sektördeki yeri günümüzde? Öncelikli olarak sektörden bahsedelim. Sektördeki yeri şu an oldukça açık. Malum 2023'e kadar bütün havayolu şirketlerinde büyüme bekleniyor. Bu büyüme esnaden de bir personel açığı ortaya çıkacak. Halihazırdaki üniversitelerin hiçbiri bu açığı kapatacak kadar mezun vermiyor. O yüzden de bu saha hızla gelişmekte. Mezunların hepsinin iş bulma şansı yüksek. Çünkü yani sadece sektör uçuştan ibaret değil. Aynı zamanda yer hizmetleri de var. Operasyona var, harekat bölümü var. Birçok kendi içerisinde dispeçerlik var, kule var. Birçok bölüme sahip. Yani sadece uçuş olarak düşmemek lazım havacılığı. Pilotajı da var aynı zamanda. Ben korsan soru sorabilir miyim hocam? Tabii ki. Maaşlar nasıl? Mesela bu şeyde mesela hostlukta, hosteslikte öyle mi diyoruz? Kabin evet. Ne deniyor? Kabin memurluğu diyoruz kabin, aslında. Evet, cehaletime benim. Kabin memurluğunda maaşlar nasıl? Asgari ücretten başlayıp piyasada 10 ila 15 bin lirayı bulabilen kabin memuru maaşları var.
Ama herhangi bir şirkette başlamak önemli burada da. Çünkü önemli olan deneyim havacılıkta. Çünkü gerçekten bu işi isteyip istemediğine de kişinin karar vermesi lazım hocam. Çünkü sadece gönül işi havacılık. Eğer seviyorsanız yapabileceğiniz bir meslek. Çünkü kendi içerisinde mesai saatlerine sahip olmayan, işte özel günlerinizin çok olamadığı ya da bayramınızın, doğum günlerinizin biraz daha özel bir hayat. Yani kendine özel bir hayat. Hı hı. Onun için bunu sevmek lazım. Onun için ben havacılığı düşünen insanlara öncelikle bir yerden başlamaları gerektiğini tavsiye edebilirim. Severek yaptım 22 yıl havacılığı. Bugün olsa tekrar bir 22 yıl daha hiç tereddüt etmeden isterim. Bayağı çok diyorlar aslında. Evet. Bir de sonradan size sorun yaratan kısımları oluyor mu? Ya da o hayatı özlüyor musunuz tekrardan? Şimdi farklı bir alandasınız çünkü. Ya o hayatın ve bu hayatın da avantajı ve dezavantajı var. Şimdi eğer çocuğunuz varsa bu yeni hayatım daha avantajlı tabii ki. Ama öbür hayatı tabii ki özlüyorum. Çünkü bir kere ekip olmak çok güzel, havada olmak çok güzel, başka yerlere gidebilmek çok güzel, uçakta bir şekilde yolcuyla temas edebilmek çok güzel. Birçok kültürü tanıyabiliyorsunuz, birçok noktaya ya da birçok ülkeye görebiliyorsunuz. Değişik tatlar da neyi beklediğiniz an tadabiliyorsunuz. Ama tabii uçak içerisinde daha çok yolcuya hizmet odaklı bir meslek. Ama sadece yolcu hizmeti olarak da görünmesin. Arka planda bir kabin memuru çok şey aslında. Bir yandan ilk yardımcı, bir yandan itfaiyeci, bir yandan nasıl diyelim güvenlikçi. Aslında birçok şey. O yüzden de çok dolu bir meslek. Sadece ön planında servis olarak görünse de arka planında daha fazla şey var. Benim aslında bir sorum olacak. Şu an üniversitelerde birçok havacılık bölümü açılıyor. Özellikle kabin hizmetleri kapsamında çok hani kadro şeyleri de çok geniş. Yani öğrenci alım sayıları da çok yüksek. Ama aynı zamanda sahadaki alımlarda lise mezuniyeti de talep edilebiliyor. Şimdi, sizce bölüm okuyan ile normal başvuran arasında bir fark var mı? Yani bunu genellikle öğrenciler bu bölümü tercih edeceği zaman en çok bunu soruyorlar. Şimdi iki şey var. Artık lise mezunlarını almamaya başladı firmalar. Minimum ön lisans mezunu olmak veya minimum ön lisansta okuyor olma şartı arıyor. Kabin hizmetlerinin avantajı şu sahada iki tane olabilir. Birincisi siz mülakata girdiğinizde karşınıza iki kişi gelmiş. Biri kabin hizmetleri mezunu, biri başka bambaşka bir bölümde. Şimdi siz bu işi bilen ve bu iş için yetişmiş ve bu işi yapmaya can atan kişiye öncelik tanıyorsunuz. Kabin hizmetleri okuyan kişiler mülakatlarda daha öncelikli seçilirler. İkinci olarak da nasıl bir avantaj olabilir? Şimdi bazı üniversitelerimizin sivil havacılıktan sahip olabildikleri akreditasyon var. Bu akredite edilmiş üniversitelerden birinden mezunsanız bir firma size işe alırken bazen sizi tecrübeli grupla birlikte işe alıyor. Böylece eğitim süreniz kısalabiliyor, daha tercih edilebilir oluyorsunuz. Aynı zamanda bunu okurken de bir meslek öğreniyorsunuz. O açıdan da avantajlı. Bir de şöyle bir şey var. Kabin hizmetleri bölümünde havacılığı takip eden hocalar var. Belki siz henüz sektörü bilmiyorsunuz ama genelde sektör içinden yetişmiş hocalar çok fazla. O yüzden o hocaların deneyimlerinden yararlanıyorsunuz. Onların bağlantılarından yararlanıyorsunuz. Aslında her şey bir anda sizin önünüze hazır bir paket olarak geliyor. Siz de değerlendirirseniz havacılık güzel. Peki bir sorum daha olacak hani son sorumuz olsun bu da. Biraz daha eğitimi yukarı çıkartıyorum. Yüksek lisans ve doktora süreçlerinde de havacılıkta alanlar açılmaya başladı artık. Gitgide gelişiyor. Farklı üniversitelerde birimler açılıyor. Sizce avantajlı mıdır kadro açısından? Türkiye'de talep yani şunu görüyoruz. Bir sürü ilan çıkıyor havacılıktan. Başvurular boş kapatılıyor vesaire. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz havacılıktan şimdi bir hoca olarak? Şimdi havacılığın bu kadar ilerleyebileceğini ve büyüyebileceğini hiç kimse öngöremedi. Ama şu an aynı zamanda akademik camiada da havacılık mezunu insanlara ihtiyaç var. Lisans yapmak ya da lisans üstü yüksek lisans yapmak ya da doktora yapmak kesinlikle mantıklı. Neden? Bu alanda da uzman insanlara, akademisyenlere ihtiyaç var. Hem sektörde çalışıyorsunuz, daha sonra üzerine uzmanlık taçlandırdığınızda ortaya daha verimli bir tabaka çıkıyor. Çünkü Türkiye'de de havacılık açısından bulunduğu konum ve İstanbul'da sadece 3 tane havalimanı var ve yeni havalimanı şu an Orta Doğu, Avrupa ve Batı için bir köprü niteliğinde. O yüzden de yetişmiş ve yani kualifikasyonu yüksek personel her zaman için ihtiyaç duyulacaktır. Sektörün de hızla büyüdüğü unutulmamalı. Türkiye'nin birçok havayolunun 2023 hedefleri de var. Hızla büyüyor. Yeni uçaklar alıyorlar. Yeni uçak tipleri Türkiye'ye geliyor. Bunlar da etken tabii ki. Sadece hani uçuş için değil ki. Sadece pilotaj açısından değil. Bir firmamız Airbus 350'leri getiriyor mesela. Teknik ekibe ihtiyacı olacak. Ona uygun ekibe
onu çocuk uçuş ekibine, onu destekleyecek trafik ekibine, onu destekleyecek operasyon ekibine. Aslında aynı zamanda da büyük bir iş sahası havacılık. Peki pilotajda da aynı şekilde mi değerlendiriyorsunuz? Onların da sesi gitgide artıyor çünkü. Evet. Gerçekten bir pilotaj okulları, var. Her okul açıyor neredeyse. Evet, hemen hemen. Çünkü çok karlı görünüyor. Ama pilotaj okulları veya pilotaj süreci uzun bir süreç. Minimum 2 yıl gibi ben göz önünde bulunduruyorum. Çünkü Türkiye'deki hava şartları bazen uçuş yapmaya çok müsait olmuyor. Rüzgarlar, iklim değişiklikleri. Ama güzel bir meslek mi? Kariyer açısından evet. Şu da bir gerçek. Sadece Türkiye'yi de düşünmemek lazım pilotaj için. Tabii. Bugün Türkiye'den alım yapan birçok yabancı firma var. Mesela Emirates, mesela Katar. Türkiye'deki birçok pilot oralarda da uçabiliyor. Onun için bu sektör olarak iyi ama emek verilmesi gereken bir sektör. Bir de pilotajda sadece pilotaj kursuna gidip bitmiyor. Ya sadece oradan aldığın PPL, ATPL, Frozen'lar yeterli olmuyor. Onun üzerine de çıkmak gerekiyor. Bazen bazı firmalar type rating dediğimiz type, yani özel uçak tipine sahip olmanızı istiyor. Yani Boeing 737 uçağını uçurabilmenizi ya da Airbus 320'nin uçağını uçurabilecek altyapıya sahip olmanızı istiyor. Bunlarla birlikte hepsi büyük bir maliyet. Bunlar da iyice düşünülmeli. Bunlara değecek mi sonrasında? Yani gerçekten o da gene aynı şartlara sahip bir meslek ama tabii ki çok güzel bir uçak. Düşünsenize kocaman bir uçağı siz kullanıyorsunuz ve arkanızda yüzlerce yolcu. Hazır olacağım. Uçak kullanmak mı yoksa laboratuvarda böyle kös kös oturmak mı? Hangisi? Labı seçiyorum ben. Laboratuvarda. Lab. Risk almak istemiyorum. Teşekkür ederiz. Benim hiç başka sorum yok hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben de görüşmek üzere. Size vaktinizi ayırdınız. Sizi ta oralardan buralara getirdik. Sağ olsun. Sadece video için geldik. Evet. Sırf sadece sorun. Konuşayım. Zor sorularımızı cevaplamak için geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Teşekkür ederiz hocam. Neden? Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben kendime de teşekkür edeyim o zaman. Teşekkür ediyoruz hocam. Ne kadar güzel korsan sorular soruyor bu arada. O zaman kapanışı yapmak üzere Hazal hocamıza sözü bırakıyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Yok değil miydi? Hadi güle güle falan diyoruz. O zaman başka bir içerikte görüşmek üzere diyorum. Evet. Teşekkürler. Oldu. Oldu.